Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size yine kuşlar için çok faydalı bir bilgi daha vereceğiz. Kızım önce seni tanıyalım. Ben Melisa Akbulut. Atatürk Üniversitesi'nde veterinerlik okuyorum. Daha ilk yılındayım. Çok güzel. Bizim YouTube kanalını izliyor musun? Kesinlikle. Yani hayvanlarda öncelikle kuş olarak İlyas Yıldırım. Peki ileride veteriner olacağın zaman bir abi olarak, bir hocan olarak şöyle söyleyeyim sana. Veterinerlik bir denize benzer. Birisi gelir balık tutar, ya bu deniz ne kadar cömert der. Birisinin çocuğu boğulur orada, bu deniz katildir der. Yani bu ne demektir biliyor musun? 100 kişiden 95'inin kuşunu iyi edersin, dua alırsın, 5 kişiden lanet olsun buna derler. Buna hazırlıklı ol, veterinerliği okuyorsan. Peki kızım, şimdi kuşlar üzerindeki suyun, pardon sütün içinde neler var? Hangi başlıkla başlayalım? Süt proteiniyle başlayalım. Evet. Aslında bütün canlı yaşamın ana kaynağı süt. Yapı taşı. Evet. Ne varmış onda? Vücudun yapı taşı olarak kabul edilen proteinlerin beslenmede önemli yerleri vardır. Süt proteinin biyolojik değeri bitkisel proteinlere göre daha yüksektir. Hücre ve dokuların oluşmasında büyüme ve gelişmeyi sağlar. Süt proteini kasların kasılmasında, ayrıca saç ve tırnakların oluşmasında büyük rol oynar. Son olarak süt proteini vücutta ödem yapan sıvıların toplanmasında önler. Tamam, şimdi geçelim bir sonrakine. Süt yağı. Süt yağı ne işe yarıyor? Yani sütün içindeki yağdan bahsediyoruz değil mi? Öncelikle enerji kaynağımızdır ve içinde A, D, E ve K vitaminleri taşınmasını sağlar. Çok güzel. Süt yağındaki fosfolipitler beyin ve sinir hücrelerinin kısımlarını oluşturur. Vücut için gerekli olan doymamış yağ asitlerini bulundurmasından dolayı süt yağının beslenmede önemli fonksiyonları vardır. Çeşitli gıda maddelerinde bulunan kolesterol miktarına göre süt sanıldığı kadar yüksek oranda kolesterol içermemektedir. Örneğin 100 mililitre sütün içerdiği kolesterol miktarı sadece 12 gramdır. Çok güzel. Öteki başlığımız ne? Bu arada arkadaşlar sütün niye kuşlara ne kadar kullanılacağını açıklayacağım. Görüşlerinizde yoruma yazarsınız. Evet. Mineral maddeleri vardır bir de. Yani sütün içinde de mineral var. Yani hayvanın doğada bulması gereken minerali sütte de bulabiliyoruz. Kesinlikle. Sütte bulunan başta mineral fosfor ve kalsiyumdur. Kalsiyum özellikle çocukların kemik ve diş oluşumunu. Yani burada yavru kuşlarında kemik yapısını geliştiriyoruz. Yani evet. Yavru güvercinlere, anne baba kuşlarındaki gibi. Evet, çok güzel. 25-30 yaşlarına kadar alınan kalsiyum kemik yoğunluğunun artmasına neden olur. Bu yaşlardan sonra kemik yoğunluğu artmamakta, ancak kalsiyum alımına düzenli olarak devam edildiğinde kemik yoğunluğundaki azalma yavaşlar veya gecikir. Süt içmenin kemik yapısına olan olumlu etkisi en fazla çocukluk ve gençlik yıllarında görülmektedir. Sütte bulunan fosfor kemik oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Evet, emiri nedir kızım? Süt şekeri, yani laktoz, doğada yüksek oranda sadece sütte bulunur ve enerji sağlar. Çok güzel. Sütte bulunan galaktoz, beyin ve sinir dokuların oluşumunda rol oynar. Evet. Laktozun hidrolize sonucu, yani sindirimi sonucu oluşan laktik asit, bağırsaklarda istenmeyen mikroorganizmaların gelişimini inhibe eder. Vücudun kalsiyum ve fosfordan yararlanmasını sağlar. Bu nedenle kemik ve diş oluşumunda önemli rol oynar. Bitti mi kızım? Son olarak vitaminlerimiz var. Evet. Sütün içerisindeki vitaminler. Doğru mu? Evet. Evet. Süt beslenmemiz için gerekli olan yağda veya suda yer alan vitaminlerin hepsini içermektedir. Zeka gelişiminde etkili olan deri ve göz sağlığında gerekli B2 vitamini için süt en iyi kaynaktır. Sütün ihtiyacı olan B2, B12, A ve C vitaminleri süt içerek karşılanabilir. Sütteki vitaminler hastalıklara karşı direnci arttırır ve büyümeye yardım eder. Bu kadar mı kızım? Evet. Şimdi, evet sevgili arkadaşlar, bakınız. Çok değil, haftada 2 gün. Özellikle yavru baktığınız dönemde haftada 3 gün. Çok vermeyin çünkü ishal yapma olasılığı da vardır sütün çok kullanıldığı zaman. Haftada 3 gün 5 litreye 1 su bardağı süt koyun. Bakınız, birçok hastalığı önleyeceği gibi, yani bebeklerin nedir bebek? Allah-u Teala yaratmış, kemik yapısı küçük, et yapısı, organları küçük. Ne geliştiriyor annede? Süt. Hayvanda da aynı. Örneğin bir sahipsiz kedi yavrusu olduğu mu köpek emziriyor onu, o sütle yine büyüyebiliyor. Yani dünyanın kurulumunda
ana temel maddemiz süt zaten. Her şeyde süt. Onun için 5 litre suya 1 su bardağı süt. Haftanın 3 günü gönül rahatlığıyla yavru bakan özellikle kuşlara verin. Yavruların kemik gelişimi, sindirim sistemi, bağışıklık sistemi çok daha güçlü olacaktır. İlyas Yıldırım YouTube kanalı Güvercin Ansiklopedisi. Bilimsel olmayan hiçbir şeye yer vermiyoruz. İzlemeye devam edin bizi. Lütfen videolarımızı da paylaşın. Görüşmek üzere.